Anneden utanmak. Siz hiç anne babasını sevmeyen çocuk gördünüz mü? İşte ben öyleyim. Sürekli evden kaçıyorum ve sokaktaki çerçeveci Mehmet amcanın dükkanına sığınıyorum. Mehmet amca dükkanın arkasındaki küçük dairede yaşıyor. Ben gelip onu bulana kadar sakin ve pek bir şeye karışmayan bir insan olduğunu söylüyor. Ne demek tam ben de bilmiyorum. Ama bana karıştığına göre bir şeyler olmuş ona. Böyle habire evden kaçıp onda saklanmaya devam edersem kalp krizinden ölecekmiş. Bir şeycik olmaz ona. Ben biliyorum. Çünkü hayatta bir tek onu seviyorum. Bütün sevgimi ona ayırdım ben. Onu bununla koruyorum. Bu yıl 2'ye gidiyorum. Annemle babamın tek çocuğuyum. Ama beni okuldan eve dönme servisine yazdırmadılar. Palmiye sokaktan çıkıp yürüyerek 3 cadde geçiyorum. Sonra da bizim Fulya'ya kadar diklemesine 3 sokak. Hep kötü bakan köpekler çıkıyor önüme. Mehmet amca karanlıkta yürürken yanımda bulunsun diye kibrit verdi bana. Köpekler peşime takılırsa ateş yakmalıymışım. Kaçarlarmış. Ben okuldan eve yürüyerek dönen iki çocuktan biriyim. Bizim sınıftaki. Öbürü de okulun karşısındaki berberin oğlu. 3 saniyede dükkana gidebiliyor. Biraz utanıyorum ama çaktırmıyorum. Öğretmenlerimle aram iyi. Sadece sakallı bir Bediye hanım var. Gözlüklerini taktığında onun suratının ortasına bir tane patlatmak ve o kara gözlüklerini lens yapmak istiyorum. Yemekhanede bir tek benim tepeme dikiliyor ve içine pilav düşmüş komposto tabağına baka baka bitirmeden kalkmak yasak diyor. Aptal kadın. Bunu hiç sevmediğimi biliyor. Bir daha yaparsa üstüne kusacağım. Bediye Hanım öbür sınıfın hocası ama bizim de okuma dersimize geliyor. Her salı son saat tahtanın önüne çıkıp bir bölüm okuyoruz. Sonra da özetini anlatıyoruz. Yüksek sesle okurken bir şeycik anlamıyorum. Çok çok heyecanlanıyorum. Herkese rezil olacağım. Ödüm patlıyor. Daha rezil olmadım ama çok korkuyorum. Sakallı Bediye Hanım'a dedim ki benim karnım ağrıyor. Bu sefer ben tahtaya kalkmayayım. Başkalarına 2 kere peki demişti. Bana izin vermedi. Herkesin içinde elime cetvelle vurdu. Sonra annem evde karnıma bir tane indirdi. Sen ne yalancı kızsın dedi. Bir daha karnımın ağrıdığını duyarsa seneye beni Bediye Hanım'ın sınıfına verecekmiş. İkisi bir araya gelip benim hakkımda kötü şeyler konuşuyorlar. Okuldan eve dönerken bütün teyzeler arkadaşlarıma pembe pamuk helvasından alıyor. Mehtap'ın annesinden bana da bir tane almasını istedim. Bana dedi ki git annene söyle para versin de sana ikinci bir beyaz yaka alayım. Ona beyaz demek için bir şahit istermiş. Anladığım kadarıyla kirli demek istedi. Anneme söyledim. Çok kızdı. Sabah önlüğümü giyerken beyaz yakam siyah tükenmez kalemi çizik çizikti. Okulda herkes benimle alay etti. Rehberlik öğretmeni beni yanına çağırıp annemle konuşmak istediğini söyledi. Annem bugün okula geldi. Saçlarına tuhaf bir file takmış. Bacaklarına da siyah kalemle fileli çorap gibi çizmiş. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama çok utandım. Kimse de bana bir şey söylemedi. Eve gitmek istemiyorum. İyi ki Mehmet amca var. O bana dükkandaki fotoğrafları, resimleri gösteriyor. Hangi çerçevenin hangi fotoğrafa, resme filan daha çok yakışacağını anlatıyor. Onun dükkanı müşterilerinin söylediği gibi çok samimi bir yer. Duvarlarda bir sürü tablo var, aynalar var. Bir de panoların üzerine asılı değişik boy ve renkte bir yığın çerçeve parçası. Arka kapıdan içerisi de oda, mutfak ve banyo. Ben içeride oturup müşterilerin Mehmet amcayla pazarlık yapmasını dinliyorum. Mehmet amca bazen sinirleniyor bana. Bunlar sonradan görme diyor. Bazı çok parası olanlara böyle denirmiş. Benim burada mavi desenli bir yastığım var. Kitap okurken onun ucunu sürekli emiyorum. Artık büyüdün, böyle yapmamalısın diyor bana. Büyüyünce neler yapmak lazım diyorum ona. Sonra anlatırım diyor. Mehmet amca bazen perçemlerimi kesiyor. Sonra geç oldu, eve git diye kapıya koyuyor beni. Ben gidermiş gibi yapıp parmaklıkların arasından içeriye kaçıyorum. Müşteriler tatlı filan getiriyorlar. Bürosunun önünde oturup saatlerce konuşuyorlar. Bir badem ezmesi var. Onu çok seviyorum. Mehmet amca, büyüyünce bundan çok yememen lazım dedi bana. Zararı olurmuş.
büyümeden önce ne çok şey var yapmam gereken. Bir bilsem.